Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğimiz an geldi ve en sonunda yeni Star Wars filmi Rise of Skywalker için uzun fragman yayınlandı. Epeedir bekliyorduk. İşte geçen hafta mı olacak, ondan önceki hafta mı, yoksa daha sonraya mı kalacak falan derken en son dün gece Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni ve uzun fragman bir maçın devre arasında yayınlandı. Tabii normalde işte franchise ölüyor artık. Star Wars konsepti maç aralarına kaldı bu işler gibi bir algı olsa da asıl olan dün aynı zamanda sevgili prensesimiz Leia'nın gerçek hayattaki adıyla Carrie Fisher'ın ölüm yıldönümüydü aynı zamanda ve hani bu fragmanı da o güne denk getirmeleri ayrıca bir anlam taşıyor. Bunu da bilin isterim. Ee, tabii ki fragmanı kare kare inceleyeceğiz. Neler yakaladık? Neler göreceğiz yeni filmde? Hangi detaylar nelere işaret ediyor gibi üzerinden biraz teori, fikir üreteceğimiz, birlikte sizin de yorumlarınızla katkı vereceğiniz bir video olacak bu. Tabii biraz gecikti video aslında. Ben de daha erken yayınlamak isterdim ama malum işten gelip işte soyunup dökünüp video çekmeye oturdum ben de. Öncelikle Türkiye'de Türkçe posteri de yayınlandı. Ben Twitter hesabımda paylaştım bu posteri. Ee, dünyadaki posterin tabii ki aynısı yalnız Türkçe karakterlerle. Dilerseniz artık fragmanımıza geçelim. Enteresan bir fragman olmuş. Çok heyecanlandırdı mı? Kişiye göre değişir. Yeni nesil arkadaşlar eminim çok daha fazla heyecanlanmıştır. Ama bizim gibi böyle kemik ta eskiden gelen içinde hoş sürprizler barındırmasına rağmen çok da böyle çıldırtıcı böyle yükseldiğimiz bir fragman olduğunu söyleyemem ama tabii ki içerisinde güzel detaylar var. Görsellik açısından zaten çok zengin. Bir de müzik tarafı var ki ona daha sonra değineceğim. Fragmanımız ormanlık bir alanda başlıyor ve Rey'in elinde mavi ışın kılıcıyla koşturduğunu görüyoruz. Bu daha önce Luke'un Jedi eğitimi yaparken de kullandığı Obi-Wan'ın ona verdiği bir droid var. Küçük droid. Ee, bu Jedi ve ışın kılıcı eğitiminde kullanılan. Ona karşı e, savaştığını görüyoruz. Yani ona da böyle savurduğunu görüyoruz ışın kılıcını. Aynı zamanda elinden bir de kask düşürüyor. Bu kaskta da aslında daha önce Return of the Jedi'da gördüğümüz speederların e, Spider'ları kullanan asilerin giydiği kasklara benzeyen bir kask ama rengi tutmuyor tabi. E, i̇lginç bir sahne orada acaba Rey bir yerden kaçıyor mu bir şeyler aksi şekilde mi gitti e, birisi onu kovalıyor mu yoksa nedir ayrıca orası neresi tabi bir yandan da. Bu gibi sorular var aklımızda. Daha sonra bir yerden atlayıp bir e, tesisin içine girdiğini görüyoruz Rey'in. Bu daha önce ilk bölümde, Force Awakens'ta yani bu serinin ilk bölümünde gördüğümüz Yıldız Destüreyi'nin içine benzese de oradaki bazı detaylardan anlıyoruz ki orası ikinci ölüm yıldızının içi. Ve daha önce ilk filmde gördüğümüz Obi-Wan'ın bu Traktör Beam denilen bu... E, gemileri tutup kendine çeken ışını durdurduğu bir kule vardı. O kulenin bir benzerini yine bu enkazın içinde görüyoruz. Bu noktada da bu yeşillikli ormanlı gezegenin aslında Endor'un ormanlık ayı olan o First Moon of Endor olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten daha önce de söylemiştik aslında bunları ama büyük ihtimalle orası olabilir. Ancak tabii burada Rey neyin peşinde özellikle ilk sahnede ve bu eğitimi tek başına mı yapıyor yoksa biriyle mi yoksa hepimizin merak ettiği gibi ve daha önce duyumlarını aldığımız Force Ghost olarak gözükecek Duke Skywalker tarafından eğitimi sürdürülüyor mu gibi aklımıza sorular geliyor. Bu arada Finn'in sesini duyuyoruz tabii. İçgüdülerden bahsediyor. Gücün onları bir araya getirdiğinden söz ediyor ki bu kabul edilebilir bir argüman onların durumunda. Aynı zamanda direnişçilerin artık büyüyerek bir asi birliğine dönüştüğü tıpkı ilk filmlerde gördüğümüz gibi büyük bir ordu, büyük bir yapılanma içine gittiğini görüyoruz ve hepsinin bir araya geldiği bir hangarda ki orada da bir Corellian korvetin altında Lando'nun oturduğunu görüyoruz. Yanında Poe var. Yanında Kalamari ırkından biri var. Amiral Akbar'ın biliyorsunuz ırkı ve e, hepsinin Lando'nun başına toplanmış o bir şeyler anlatırken dinlediğini görüyoruz. Acaba Lando burada eski dönemdeki o asilerin hikayelerini mi paylaşıyor diğer direnişçileri motive etmek için? Orası da bir soru işareti ama e, bulundukları yer... ...o büyük korel korvetin yani altı. Bir sonraki karede Rose Tico'yu görüyoruz. Rose yani bu bu bölümde bu karakterin olup olmayacağı çok kesin değildi. Biliyorsunuz kendisi sosyal medya üzerinden çok tepki alan bir aktris. Ee, özellikle e, Star Wars filminde oynadığı rolle ilgili... ...ve kendiyle ilgili. Hatta sosyal medya hesaplarını kapatmıştı bu yüzden. Çok beklenen bir şey değildi bu bölümde gözüküyor olması ama... Gigi Abrams ona da bir şans vermiş. Bir kare de onu da görüyoruz. Hemen ardından da Poe'yu görüyoruz. Yeni X-Wing'inin yanında. X-Wing'i biliyorsunuz havaya uçmuştu bir önceki bölümde. Yeni X-Wing'i de kavun içi ve beyaz ağırlıklı bir boyası var. Bu da dikkat çekici tabii. Ardından Corellian Corvette'i yeniden görüyoruz. Ormanlık bir alanın üstünden böyle devasa boyutlarıyla geçerken. Burada şöyle bir şey var bu tekniği buna benzer teknikleri daha önce Star Trek'te de kullanmıştı G.G. Abrams. O büyük uzay gemilerinin aslında hani bizim küçük gibi gördüğümüz gemilerin ne kadar büyük ve heybetli araçlar olduğuna vurgu yapma açısından güzel bir görsel seçimi olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu Corellian Corvette en son Rogue One'da gördüğümüz boyaya sahip, kırmızı beyaz çizgilere sahip onu da nereden hatırlıyoruz? En iyi hop'tan tabii ki hatırlıyoruz ve Tantiv 4 ismi biliyorsunuz o korvetin. Ancak bu filmde acaba yine Tantiv 4 olarak mı karşımıza çıkacak yoksa onun sadece bir aynı model benzeri olarak mı? Çünkü şöyle bir durum var. Tantiv 4 İmparatorluk destroyerı tarafından alıkonulduktan sonra genişletilmiş evrandaki kaynaklara göre yok edildiği bilinen bir korvet. Ancak tabi bu kanon tarafına geçtiğinde bu değişmiş olabilir ve konuyu yine Tantive 4'e bağlamak açısından bu filmde karşımıza Tantive 4 olarak çıkabilir. Tabii bunlar birer fikir ve teori böyle olacak diye bir şey yok ama böyle olursa da ben doğrusu şaşırmam. Ardından ölüm yıldızının kalıntılarına, o denizin içindeki devasa parçaların üzerinde Rey ve Kylo Ren'in karşılaşmasına geliyoruz. Rey burada herkesin onu tanıdığını söylediğini ama aslında kimsenin hiçbir şey bilmediğini söylüyor. E, Kylo Ren ise klasik ben biliyorum diyerek karşısına çıkıyor. Aslında şeklen güzel bir sahne olmakla birlikte hala tabii benim o noktada bu Ölüm Yıldızı 2'nin devasa parçalarının işte Endor'a düşmüş olması ve orada sanki yani şöyle oradan böyle bir parça plastik bırakmışsınız gibi duruyor olması. Çünkü o, o boyutta bir gezegene çarpan parçanın çok daha büyük hasar vermesi ve kendinin de parçalanması gerekir ama işte film icabı deyip geçiyoruz. Yine o dalgalı denizin üzerinde ki ölüm yıldızı parçaları üzerinde Kylo Ren ve Rey karşılaşıyorlar ellerinde ışın kılıçlarıyla. Tabii bu aralarında geçen diyalog işte ben biliyorum aslında kim olduğunu falan çok aslında söylentiye, dedikoduya, teoriye açık bir cümle diye düşünüyorum ben. Çünkü hani bir yandan da e, Reylo teorisi var ya bir yandan işte bunların arasında romantik bir ilişki olacak falan gibisinden. Bir de Kylo sürekli ben aslında seni biliyorum, ananı babanı tanıyorum, onların kim olduğunu biliyorum diye demesi... E, ...beni e, Reylo teorisinden çok bu ikisinin hani kardeş olabilme ihtimalini e, daha çok aklımda canlandırıyor. Çünkü hani böyle bir tavrı var bir şekilde. Yani romantik bir ilişkiden çok kardeş ilişkisi hatta düşman kardeşler gibi de görülebilir. Daha çok öyle bir şey geliyor aklıma. Bu da daha önce sizlere pazar sohbetlerinde vesaire söylediğim Ray Skywalker teorisini de güçlendiriyor. Çünkü hani anne, anne tarafından da en azından bakarsanız eğer annesi Leia ise sonuç itibariyle Ray de bir Skywalker oluyor. Kylo Ren aynı zamanda o da bir Skywalker soyundan gelmiş oluyor. Babası Han Solo olsa da. Sonuç itibariyle böyle bir e, aklımda fikirler geziyor. Yani Skywalker'ın yükselişi diye de bir filme isim koyunca hani bir yerden Skywalker karşımıza çıkacakmış gibi geliyor. Bunun da Rey olması çok söz konusu bana göre. Ve geliyoruz fragmandaki en ilginç sahnelerden birine. Bir buzdağı gibi gözüken bir yerleşim alanı bu Kijimi diye geçen Lokasyon olabilir mi Kici mi? bir gezegen mi yoksa böyle buz dağına benzer altlı üstlü değişik bir yapıya sahip bir yerleşim birimi mi onu hani daha çok şeye benzeyen Bespin'deki o bulutlar şehrine benzeyen yapıda bir şey mi bunu filmde anlayacağız ama büyük bir Tie Fighter ordusu oraya doğru ilerliyor hızlı bir şekilde. Ve orada gözüken küçük böyle hemen solda bir şehir ve duman tutan bacalar görüyoruz. İşte o da Zori takıldığı lokasyon olabilir. Bu baharat maharat hikayeleri olacak diye bir söylenti vardı. O baharatçıların başında da işte Zori Blis olacaktı falan diye o o lokasyon olabilir. Oraya devasa bir saldırı ilk düzen first order ya da imparatorluk tarafından geleceği bu fragmandan anlaşılıyor. Hemen ardından da imparatorun tahtının değişik bir versiyonunu görüyoruz. İmparatorun tahtı olduğunu hani çok net anlayabiliyoruz tabii ki şeklinden daha önce Ölüm Yıldızı 2'de gördüğümüz tahtından ama bu versiyonun son derece ilginç. Bu versiyonun daha önce Return of the Jedi filminde kullanılmak üzere çizildiği çeşitli konsept çalışmalardan biliniyor. Ve bu taht şeklini yeniden bu filmde kullanmışlar ve karşımıza getirmişler. İmparatorun da çok uzun zaman bekledim diye sözleri duyuluyor. Demek ki bu kadar beklediyse İmparator ya ölmemiş... Ya da böyle hibernation gibi bir şeye mi geçmiş acaba? Bir uzun uyku durumu mu var? Nereden nasıl geliniyor? Bu taht nerede? E, kendisi nerede bu zaman kadar? İşte bu unknown regions denilen bilinmeyen bölgelerde hani galaksinin uzak noktalarında bir yerde e, bir inzivaya mı çekilmiş? tabi bu soruların cevaplarını hep filmde bulacağız ama tahtın bu hali bayağı böyle enteresan gözüküyor. Yine Kijima olarak varsayabileceğimiz yani orası olduğunu tahmin ettiğimiz o buzul bölgesinde bir imparatorluk sınıf bir türü bir e, yıldız destroyerinin buzları parçalayarak yine o buzların altından böyle gökyüzüne doğru yükseldiğini ya da uzaya doğru yükseldiğini görüyoruz. Yine bu sahnede bir G.G. Abrams triği var. Buna benzer bir sahne. Daha önce yine Star Trek'te gördüğümüz Star Trek'in denizin altından çıkıp o devasa boyutlarıyla bir ormanın üzerinden uçuş sahnesi vardı. Ben ilk gördüğümde onu anımsadım. Özellikle bu Corelli'nin Corvette sahnesiyle birlikte. Tabi bu sahneler hani o çok etkileyici ve görselliği yüksek sahneler. İlginç de bir sahne. O buzun altında ne işi var? Bu tip şeyleri daha önceki bu kayıp filo hikayesi vardı biliyorsunuz. Onun olmadığı ortaya çıktı. Bu eski tip yıldız destroyerlerinin ortaya çıkması ile ilgili. Bakalım orada konuyu nasıl bağlayacaklar. Ama fragmandaki tabi bu sahne de baya etkileyici. Ve artık asilerin, direnişçilerin bir araya gelip bütün filoyla karşı karşıya imparatorluk ya da first order ilk düzen filosuyla karşı karşıya geleceği ki büyük ihtimalle imparatorluk filosu olacak bu eski tip imparatorluk sınıfı yıldız destroyerlerini görüyoruz çünkü hepsinin bir araya toplanıp karşı karşıya gel geldiği geleceği ya da sahneden bir görüntü var. Orada hemen önde Millennium Falcon'u görüyoruz ama Rebels dizisinden hatırlayacağımız Ghost daha önce Rogue One'da da geçmişti. Ee, onu da görüyoruz. Onun dışında Han Solo'nun daha önce Force Awakens'ta gördüğümüz yük gemisini de görüyoruz. Yani bizim imparatorluğa karşı olan o taraftan olmayan herkesin toplandığı bir birlik gibi düşünebiliriz ki orada daha birçok detay var o gemilerle ilgili. Hatta arkada bir Mon Calamari sınıfı büyük bir kruvazör de var. Yani hemen herkes orada ve her şeye rağmen size şunu da söylemem lazım ki e, Millennium Falcon gerçekten bu bilim kurgu fantastik dünyasında ne derseniz adına tasarlanmış en özel ve en güzel gemilerden biri. Yani orada yüzlerce gemi var hepsi ayrı özenli ayrı güzellikte ama şöyle Millennium Falcon şöyle bir gözünüzün karşısına geldiği zaman gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Özellikle geminin özelinden beni çok etkileyen bir sahne oldu bu da. Hemen ardından tüm kahramanlarımızı Finn, Poe, Rey ve Chewbacca'yı Millennium Falcon'un kokpitinde görüyoruz. Rey'in Chewbacca'ya bakarak ufak bir gülümsemesi var ki yüreklere su serpiyor adeta. Acaba bu ekip binip buna nereye gidiyor? Tabii fragmanlarda şöyle bir durum var. Filmin başından, sonundan, ortasından parçalar da alınarak konulduğu için hani belli bir sırayı takip etmediği için bu filmin çok sonunda ya da filmin çok başında olabilir ve doğal olarak da o gördüğümüz büyük uzay savaşı sahnesine ait bir sahne olmayabilir ki onu da zaten ileride anlıyoruz. Lando ve Chewbacca katılıyor o savaşa büyük ihtimalle. Bu arada görsel olarak da o savaşın e, gelmiş geçmiş en büyük ve en iyi uzay savaşlarından biri olacağını ben kendi adıma düşünüyorum. E, siz de buna inanın. <laughs> yani e, o çok acayip olacak. Yani bütün kartlarını bence o uzay savaşında oynayacak Cici Abrams. Çünkü konu çok dağıldı. Konuyu toparlamak için böyle epik bir uzay savaşına ihtiyacı var ki biz bütün bölümlerde böyle bir şey bekledik ama olmadı. Hemen ardından yine kısa bir sahneyle o ölüm yıldızının kalıntıları üzerinde Kylo Ren ve Rey'in ışın kılıcı dövüşünü izliyoruz. O sahnede benim bir takıntım oldu böyle. Çok cheesy geldi o sahne bana. Yani kareografi olarak da hareketler olarak da böyle bir sanki zorlama bir ışın kılıcı düellosu gibi geldi. Neyse onun üstünde çok durmayalım ama hani biraz böyle orası iyi ayarlanmamış gibi belki de filmde olmayacaktır. Hemen ardından da bir yıldız destroyeri görüyoruz karşımızda ve patlattığı büyük bir e, bir şey görüyoruz. Bir şey diyorum çünkü ne olduğu tam olarak belli değil. Bir gezegen değil, büyük bir uzay gemisi olabilir. O Kijimi dediğimiz o buzulların olduğu iceberg gibi gözüken lokasyon olabilir ve bunu ancak bu boyutta bir patlamayı da bu daha önce geçen bölümde gördüğümüz Last Jedi'da gördüğümüz Ventral Cannon denilen büyük toplarla lazer atışı yapan toplarla yapabilirler. Çünkü normal bir imparatorluk sınıfı Yıldız Destroyer'inin bu derece güçlü bir atış gücü yok modifiye edilmiş bir şey olabilir. Tabi orada başka bir şey de olabilir. Yani bir savaş anında patlayan başka bir şey de olabilir. Çok hızlı geçiyor sahne. Hani dikkatli bakarsanız orada yıldız destroyerini göreceksiniz. Bu arada Endor'un üzerinde yine o okyanusların denizlerin üzerinde giden bir water speeder görüyoruz ki e, o da yine bu bölümde Dediğim gibi yani G.G. Abrams'ın ben bütün artık hani kartlarını bir de üstüne kaldı bu film. Biliyorsunuz Colin Trevorrow'du yönetmeni çok hazırlık yapmasına rağmen son anda proje elinden alındı ve açıkta kaldı. Cici Abrams üstlendi tekrar başladığı işi bitirmek için. Bence aklındaki bütün kartları elindeki bu film için oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bir şekilde Star Wars camiasını artık mutlu etmek zorunda. Ha bu mutluluk konusuyla olmazsa görselliğiyle, işte görselliğiyle olmazsa koreografisiyle neyle olursa olsun bir şekilde ee, mutlu etmek zorunda olduğunu düşündüğü için elinde ne varsa oynamış gibi duruyor Dolayısıyla bu filmde bol bol lokasyon bol bol alet edavat ırk çeşitli uzay gemileri, çeşitli araçlar göreceğiz gibi duruyor. İşte bu denizin üstünde giden water speeder diyebileceğimiz unsur da bunlardan biri diye düşünüyorum ki öylesine bir o kartları elindeki atıyor ki masaya onların içinden böyle X-Wing, B-Wing, A-Wing'ler falan da çıkıyor yani bir yandan. Ve fragmanın en çok kafa karıştıran bölümüne 3PO ve bizimkilerin bir araya geldiği Zoribilis'in de o ortamda olduğu sahne. Zori bir görselini paylaşmıştım hafta sonu hatırlayacaksınız. Pazar sohbetinde elinde Trip EO'ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz bu kafasının arkasındaki bilezik gibi bir parça var. Onu tutuyordu o görselde. Yeni yayınlanan bir görseldi o. Ve burada da anlıyoruz ki o ortamda o parça çıkartılmış. Zori Bliss'in eline o şekilde geçmiş. Ve e, O da ilginçtir ki beni ve eminim birçoğunuzu en çok bu fragmanda duygulandıran sahneye imza atmış. Yani bu kadar şey olup biterken 3 odan gelmesi böyle bir atan biraz ilginç oldu tabi. Ama işte dostlarıma son bir kez bak bakıyorum diyor Paul Dameron'a çünkü kendisine soruyor işte burada ne yapıyorsun böyle falan diye. Buradaki teorilerden daha önceki teoriler videosunda işte sızıntı senaryo vesaire de söz etmiştim. Biliyorsunuz önceki fragmanda da gözleri kırmızıya dönüyordu 3PO'nun. Burada bir e, hafıza silinmesi, mod değişikliği, işte savaş moduna alındığı için gözleri kırmızıya dönüyor gibi bir teori vardı. E, bir şey yapılıyor ama burada önemli olan anladığımız kadarıyla Dostlarıma son bir kez bakıyorum lafıyla anladığımız kadarıyla kendisini feda edecek 3PO ve işte o hafızasında aklında ne varsa silinmesi gereken ya da yüklenmesi gereken o gerçekleşecek ve dostlarına bir daha göremeyeceğini anlıyoruz ki asıl baş dostu da r 2 biliyorsunuz. ancak öyle bir şey olabilir diye düşünüyoruz. Yani orada kesin gibi duruyor hafızasıyla ilgili bir mod değişikliği yaşayacak ki daha sonradan kankası olan BB-8 de aynı zamanda ortamda. Bu arada orası da böyle değişik bir droid tamirhanesi gibi bir yer. Orada daha önceki filmlerden yani 70'lerde çekilen filmlerden de gördüğümüz bazı robotlar öyle arkada atılı falan duruyor. İlginç bir yer orası. Tripio e, belki de son çare olarak kendini feda etmek için bu tesisi Zori ile birlikte gelmiş olabilir. Daha sonra kısa bir çatışma sahnesinin ardından Rey ve Leia'nın birbirlerine hasretle sarıldıkları sahneyi görüyoruz. Daha önceden açıklanmıştı. Leia ile ilgili herhangi bir e, bilgisayarlı grafik kullanılmayacaktı. Daha önceden yapılmış stok çekimlerden kendisi kullanılacaktı görüntüleri. Bu da onlardan biri. Büyük ihtimalle Force Awakens'daki sahnelerden birinin, tekrar çekilen sahnelerden birinden alınan görüntüler bunlar. Ama güzel gözüküyorlar tabi. Onu ayarlamışlardır artık bir şekilde. Yeniden Leia'yı bu filmde böyle kanlı canlı görmekte. Tabi hem bir yandan hüzünlü ama bir yandan da keyifli. Tabi bütün bunlar olurken arka planda da çeşitli konuşmalar vesaire oluyor. Tam da bu sahnede Luke Skywalker'ın sesini duyuyoruz. O da şöyle diyor. Korkuyla yüzleşmek her cadayın kaderidir diyor. Onun da altını çizmek lazım. Burada galiba şeye de referans olabilir. Bu Dark Ray muhabbeti vardı ya hani bizim de böyle üzerinde fikir yürüttüğümüz, teori yürüttüğümüz ama en sonunda işte bu bir görü, bir vision gibi olarak algıladığımız herhalde oraya da oradaki bir replik olabilir bu. Yani korkuyla yüzleşmek işte kendisinin diğer yüzüyle yüzleşmesi gibi bir şey olabilir Rey'in. Hani oraya referans veriyor olabilir bu cümle. Bu arada hemen ardından gelen sahnede de Passana olması muhtemel olan gezegende yine Poe ve Finn'i görüyoruz. t ile birlikte bir speeder üzerinde hızlı bir şekilde hareket ediyorlar ve orada dikkat ederseniz çok keyifliler. Yani keyifleri bayağı yerinde gülüyorlar, eğleniyorlar. O da bu fragman içinde enteresan bir sahne olmuş. Hemen ardından da tabii ki Millennium Falcon içinde eski dostlar Lando ve Chewbacca'nın ...buluşmasını görüyoruz. Lando'nun tabii ben ilk duyduğumda... ...hani çok yaşlandı burada... ...nasıl kendine yer bulacak bu filmde falan demiştim ama... ...bir yandan da yeniden... ...Millenium Falcon'un kokpitinde... ...onları Chewbacca ile birlikte görmek... ...beni keyiflendirdi doğrusu. Üstelik kıyafetleri de çok güzeldi. Tam bir Lando klasiği olarak... ...karşımıza çıkıyor. E, keyifli bir sahne olmuş. Hemen ardından da aslında uzun süre önce... ...üretimi durdurulmuş olması... ...gereken Yevink'lerin olduğu bir sahne görüyoruz. Enteresan tabii bu filmde dediğim gibi yani elde ne varsa dökülecek herhalde bütün taşlar masaya. Bilmiyorum yani nasıl olacak ve hemen ardından da zaten Yıldız Destroyer'ın üstünde koşan uzay atlarını biliyorsunuz. Daha önce görmüştük yine Last Jedi'da. Uzay atlarıyla birlikte böyle koşan arada BB-8'in falan böyle gittiği Yıldız Destroy'un üstünde böyle dört nala gittikleri bir sahne var. Yani o da enteresan geldi biraz bana. Hemen ardından gelen sahnelerde de oradan geçen bir Baywing ve yeni sınıf, yeni ilk defa gördüğümüz üçgen kanatlı TIE Fighter'lar var. Bilmiyorum belki animasyonlarda falan daha önce gösterilmiştir o model ama ben filmlerde hatırladığım kadarıyla ilk defa görüyorum. Sonra laf oluyor çünkü ya bilmiyor işte konuşuyor falan filan diye. Ee, sonuç itibariyle her şeyi tabii takip etmek zor oluyor özellikle bu ince detaylarda ve e, tekrar söyleyeyim hani orada artık bütün şarjördeki mermiler kullanılacak işte B winginden Y wingine yeni tip Starfighter'ından işte Millennium Falcon'un en güçlü haline kadar her şey kullanılacak belli ki. Ama olsun görelim yani. Bu arada bir de İmparator'un Ölüm Yıldızı 2'deki odasını görüyoruz. Yani dediğim gibi her şeyi de içine tıkmışlar filmin ama e, orada da bir karşılaşıyor Kylo Ren Rey. Orada ne tip bir muhabbet geçiyor? Yani oralar tabi çok özel, kutsal alanlar aslında. Yani Luke ve Darth Vader'ın karşılaştığı, kozlarını paylaştığı, ardından İmparator'un hayatını kaybettiği ve Anakin'in sonsuza kadar iyiliğe büründüğü ya da döndüğü, buna karar verdiği mekanlar oralar. Yani enteresan bu filme tabi o da bir, bir şekilde yani çok da gömmek de istemiyorum şimdi ayıp olmasın ama itelenmiş bir şekilde yani hani o da olsun bu da olsun Ölüm Yıldızı 2 de olsun ne kesmedi mi bir de üstüne imparatorun taht odasını ekleyelim falan diye. Enteresan. ölüm yıldızının kalıntıları üzerinde fini görüyoruz. Bir bağırınıyor böyle bir fi, muhtemelen re'ye sesleniyordur. Ardından da fragmandaki bir sürü soru işaretine bir yenisini ekleyen ilginç bir sahne. Muhtemelen bir imparatorluk tesisi ama biraz rengi eski tip imparatorluk tesislerine göre daha açık, daha beyazlar içinde ve ortada duran bir Darth Vader kaskı, Darth Vader'ın eski kaskı, yanmış kaskının bulunduğu bir büst gibi bir şeyi Kylo Ren ile Rey ışın kılıcı düellosu yaparlarken parçalıyorlar. Bu arada bu filmde herhalde hiç durmayacaklar. Sürekli birbirlerinin karşısına gelip ışın kılıcı ile savaşacaklar herhalde. Ama bu bir vision, bu da bir vision, bir görü, bir flashback, bir flash forward bir şey olabilir. Ondan emin değiliz. Çünkü hani e, Kylo Ren'in işte bazı sahnelerde kaskı var, bazı sahnelerde kaskı yok kaskı daha önceki filmde kırılmıştı. Japon yapıştırıcıyla yapıştırıp bu filmde geri dönecekti biliyorsunuz. Ama yani e, ilginç bir sahne. Darth Vader'ı sonsuza kadar yok edecek yani onun mirasını da yok edecek gibi algılar mıyız bilemiyorum. Daha sonra Kylo Ren'i gördüğümüz bir sahne var. Yurt dışı kaynaklarda da orada işte bu kendi mi acaba yoksa klonu mu falan diye. Yani klon Kylo Ren fikri ne ara ortaya çıktı da dillendirilmeye başladı onu bilemiyorum. Sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Normal Kylo Ren'din yine böyle bir kesik bir bakış atmış. Ondan sonra asıl ilginç olan sahne geliyor ve imparatoru ucundan gördüğümüz sahne. İmparator değişik bir mekanda ortalık böyle beton metal değil. Bir yandan bir yandan böyle meka imparator diyebileceğimiz belki de mekanik bir şeyin üzerine bağlanmış durumda işte tüpler serumlarla falan belki yaşayabilen bir modda olduğunu anlayabiliyoruz. Yüzünü görmüyoruz ama tahmin edebiliyoruz ve Rey'e doğru hafiften ilerlediğini görüyoruz. Ve en nihayetinde de Rey'in elinde mavi ışın kılıcıyla ve Luke Skywalker'ın güç seninle olsun Leia'nın da daima dediği sahneyle fragmanımız sonlanıyor. Gördüğünüz gibi birçok soru işareti var aklımıza takılan, burada üzerinde hiç teori ve fikir yürütmeye gerek olmayan ve filmin kendinde, filmin içinde cevap bulacak birçok sahne var. Ama onun dışında olanları mümkün olduğunca yorumlamaya çalıştım. Hani nereden ne çıkarım yapabiliriz, ne nedir, kim hangi sahnede bulunuyor, hangi sahnede hangi alet gözüküyor falan gibisinden. Ee, bütün bunlar aslında gördüklerimizi şöyle bir toparlayıp rafine edersek benim daha önce çektiğim ağır spoiler içeren gerçekleşirse çünkü o senaryo büyük spoiler olacak sızıntı senaryolar videosunu çok karşılık gelen e, sahneler var fragmanda e, bu gerçekten sızıntı senaryo gerçekten sızın, sızmış olabilir bu fragmanda görmediklerimizden söz edeyim size Ray Şövalyelerini görmüyoruz e, Snoke'la ilgili bir ipucuna ulaşabileceğimiz bir detay görmüyoruz. Daha önceki fragmanda gördüğümüz Kylo Ren'in o Silencer denilen kendi özel gemisini görmüyoruz. Ve Dark Ray ile ilgili bir detay. Önceki fragmanın yıldızı olan Dark Ray. O, o da böyle bir konu olmuş, enteresan. Efendim niye videolarımızın thumbnail'larını kullanmışız? Tabii ki elimizde öyle bir aset olursa tabii ki Dark saydada geçmiş ray gibi bir konseptlerinize geçtiğinde bunu koyarsınız yani garip garip olaylar neyse geçiyorum bunları. Ee, bu fragmanda Dark Ray'e dair de bir şey görmedik. Bana sorarsanız yine o benim teorim. Bunların kardeş çıkacağına dair ama yani nasıl olacak bilmiyorum. Onun dışında fragmanda en çok etkileyen beni fragmanın bütün sahneleri haricinde, en çok duygulandıran sahnesi şüphesiz 3 sahnesi ama en çok etkileyen e, genel görsellik haricinde fragmandaki müzikler oldu çok artık yaşını başına almış olmasına rağmen John Williams yine olağanüstü bir işler çıkarıyor. Ve bu filmin de müzikleri ona ait ve gerçekten olağanüstü etkileyici müziklere sahip ki bundan önceki fragmanda da aynı şeyi vurgulamıştım. Çok iyiydi. Ön satış başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Endgame'in Marvel sinematik evrenindeki Endgame'in ön satışa açıldığında biletleri Ondan %45 daha fazla satılmış durumda. E, tabii ki büyük bir efsane sona eriyor. Beğensek de beğenmesek de hepimiz izlemek için can atıyoruz bir yandan. Öyle düşünülebilir. E, ve son bir nokta 2 saat 35 dakikalık süresiyle gelmiş geçmiş en uzun Star Wars filmi olacak Rise of Skywalker. Skywalker'ın yükselişi filmi. Fragmanla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Aklıma benim doğrusu isterseniz başka bir şey gelmiyor. Çok da üstünde böyle ıncığını cıncığını böyle ince eleyip sık dokuyup üzerine teoriler kurmak da istemiyorum. Çünkü filme de yani çok az bir süre kaldı. Yani kurabileceğimiz, anlatabileceğimiz teorileri zaten anlattık. Ancak şunu söyleyebilirim son olarak, yorumlayabilirim. E, görselliği çok yüksek. Yani Bilgisayara, rendere harcanan paranın belki milyon dolar seviyesinde olduğu hiç acımamışlar yani belli ki. Çok görselliği yoğun, bizim gözümüzü boyayabilecek kadar bir görselliğe sahip. Aksiyonu bol. Star Wars evreninde geçen bu efsanenin son filmi olarak algılıyorum ben. Çok fazla heyecanlanmıyorum. İşte bu imparatorun geri dönmesi, Snoke'un bir anda yok olması, Snoke yok olup imparator dönecekse niye iki film önceden bizim haberimiz yok, birden işte çok bekledim de şimdi geldim falan gibi detaylara girip tatlarımızı kaçırmayalım. Çünkü hani yani tırt olarak tanımlayabileceğimiz bir sürü de detay var içinde. Artık filme az kaldı. Filmimizi artık izler. Ondan sonra gömeceğiz mi, yereceğiz mi, seveceğiz mi bakarız. Ama ben bir yandan da seviniyorum. Hani bu büyük saga artık sonlanıyor. Artık daha taze yeni Star Wars fikirlerine açık olarak önümüze bakabileceğiz diye düşünüyorum. Son film vizyona girip e, bizle buluştuktan sonra benden bugünlük bu kadar vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bir başka inceleme ya da yorumda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın ve güç sizinle olsun.